Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Ben İsmail. Ben Samet. Bugün arkadaşlar yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Dün YouTube'dan ve Instagram'dan duyurmuştuk arkadaşlar, biliyorsunuz. Gebze'ye gideceğiz diye, Gebze'de ufak çaplı bir buluşma yapmak istiyorduk. Hani buraya gelirken hiçbir şey ayarlamadık. Yarın buraya gelmişken ufak da çekim yapmak istiyorduk. Bunun yanında da takipçilerle buluşup güzel bir buluşma ayarlayıp hem güzel bir sohbet edelim hem de eğlenmiş olalım dedik. Aynen öyle. Bugün Gebze'deyiz. Bugün bir sürü arkadaşımız buraya toplandı abi. Şu an çok güzel bir ortam var. Alalım şöyle. Çok güzel bir ortam var. Yücel sen al orayı. Daha kenarlarda utanan girmeyen arkadaşlar da var bir sürü. Tabii bu benim için güzel bir şey oldu. İnsanlarla takipçilerimizle buluşup onlarla sohbet etmek bizim için güzel şeyler abi. Yorgunluğun üzerine güzel bir motive oluyor. Yorgunluğun üzerine güzel bir motive oluyor. Hem gelmişken de buraya güzel bir videomuzu çekelim ve hani sadece Gebze'yle kısıtlı kalmayacağız. Başka şehirlerde de ilerleyen zamanlarda daha profesyonel, daha kurgusu yapılmış buluşmalar yapacağız abi. Türkiye'yi gezeceğiz arkadaşlar. İnşallah tabii. Görünmedik takipçimiz. Durumla el verdikçe. Arkadaşlar merhaba. Herkese selam. Ne haber? İyi abi. Sen nasılsın? Süper abi, süper. Beyler herkes böyle bir toplansın. Bu az önce gördüğümüz mü? Evet. Oğlum bu az önce bana daha çok küçük gelmişti ya. Neydi bunun ismi? Ares. Ares. Bizim Eray'a çok sıkıntı yapmaz değil mi? Yok. Ares. Ney bunun cüsü? Kanarya mu? Kanarya, aynen. Şuna bakar mısın ya? Maşallah. Çok efsane durmuyor mu? Şunu da alalım. O erkek buna saldırır mı? Yok. Oyunlu ya. Bunun ismi neydi? Zeus abi. Zeus? Ne haber aşkım? He oğlum. Zeus biraz basit. Babası Staff, annesi Rednos. Staff'la Rednos. Yalnız güzel bir köpek bizim Zeus'umuz. Bir de burada bizim yavrumuz vardı. Yavruya da bakalım. O yavrunun cüsü ney? Ne haber lan? Kereta. Dişi. Çok masum değil mi abi? Keşke bizim yavrulardan birini geçseydik, buluşursaydık abi. Koyayım mı sana vereyim? Koy koy abi yani. Şöyle takılsın o zaman. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz, dün güzel bir ayarladık. Güzel bir ufak çaplı buluşma yapalım dedik. Hepinize geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün benim istediğim sizlerle güzel sohbet etmek, sormak istediğiniz soruları yanıtlamak, sizlerle işçi olmak. Biliyorsunuz biz bir aileyiz, her zaman söylüyoruz. Yani aile olduğumuz için de asıl amacımız YouTube'da insanlar hayvan sevgisini aşılayıp pitbullardaki önyargıyı kırabilmek. Bunu sizler de biliyorsunuz. Bunu başardık mı? Başardık. Başardığımız insanlar var. Her zaman onlar için evlat temelini oluşturduk. Evlat diye benimsedik değil mi? Mesela şu arkadaş bayağı evlat gibi bakmış. Baksana şu evlete ya. Kalıbı, o bu çok güzel aynı şekilde. Bizim diğer Zeus nereye gitti? Abi ne? Olmaz abi. Buluşmaya geldik buraya lütfen. O şimdi baskınlık kuruyor Zeus'un üstünde. Kız var ya arada, bizim Era var ya. Ona biraz gösteriş yapıyor, anladın mı? Arkadaşlar şimdi fazla uzatmayalım, soru cevap yapalım. Hanginiz şimdi soru sormak ister? Senin ismin neydi kardeşim, gel. Bora Yılmaz. Buğra Yılmaz. Evet kardeşim, dinliyoruz. Oğlum çok uzunsun sen, biraz eğil böyle. Beni böyle çek. Kaç tane köpeğim var abi? Şu anda bahçemizde 14 tane var. 14. 7'si büyük, 7 tane yavrumuz var kardeşim. Çok, sen çok güzel beslemişsin. Benim de Tokat'ta çiftliğim var da, dayımın köpek çiftliği var. Yani orada da benim pitbull'larım var. Sende kaç tane var? Bende 9 tane var. 9 tane. Evet. Sen direkt pitbull'lu ama bizde öyle yok. Bizde biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Genelde sokaktan sahiplenilme, ölümden kurtarılmış köpekler var. Bunun içinde cins olanlar, cins olmayanlar da var. Evet kardeşim, seni de dinliyorum. Abi bir şey soracağım. Marlanın yavrularını sahiplendirecek misin? Evet, şimdi marlanın yavrularını sahiplendirmeye devam ediyoruz. Ama son 2 tane yavru var. Birinin Tosun'u kendime ayırdım ben. Tosun çok hoşuma gitti çünkü. Marlaya çok benziyor. Tüylü olan değil mi abi? Ha, böyle şişko var ya, böyle pofuduk bir şey. Oyuncak ayı gibi. Aynen. O sahiplendirme olacak. Almak isteyen arkadaşlar da varsa buradan da, izleyenlerden de Yalova'ya gelip alabilecek insanlara sözleşme karşılığı veriliyor kardeşim. Abi de benim köpeğimi şeyden, bahçemizden çaldılar da. Aynı gün gitti. Aynı gün abi. Aynı gün içinde 4 köpek gitti. Nasıl çalındı? Yani benimkini barına kalmış, onu öğrendik. Diğerlerinde bir tanesi çalındı, bulundu. 2 tanesi şu anda hala kayıp. Abi de benim köpek yani kimse hiç zararı mararı yoktu. Bahçeye girip çalmışlar. Köpek hiç zaten saldırma huyu falan yoktu. Pitbull'du o da. İşte kardeşim, öyle konularda temkinli olmanız lazım. Evinizin yeri, mevkisi çok önemli. Bunlar Yalova'da da oluyor. Yani bunlar tamamen size bağlı. Hani orayı koruma sistemini yapacaksın. Kafes mi yapıyorsun, o mu yapıyorsun? Tabii gene sen bize hikayesini de atarsın, fotoğrafını. Biz paylaşırız. Bulmaya çalışırız elimizden geldiğince. Bir dakika. Onun köpeği şuydu abi. Onun köpek buydu. Vallahi ikisi de çok güzel çocuk. Hayır, Ares. Hayır, Ares. Hayır, dur. Tamam. Gel sen kenara. Her ama atar yaptı. Vallahi. Kardeşim şimdi o köpeği bu tarafa alalım mı? Tamam abi. Herhalde çok yapmasın, havlamasınlar. Ona yaklaştırma da ha. Köpek sahibine çekelim şu anda. İsmail sen buraya gel, sen niye orada duruyorsun? Tamam beyler, şimdi başka sormak isteyen varsa alacağım orayı da. Evet kardeşim, dinliyorum. Pitbull'lar saldırgan diyorlar abi. O doğru mu? Kardeşim şimdi her zaman söylüyorum. Bir köpek sahibine ise kendisi de olur. Yani bir köpeği nasıl yetiştirsen, bunun pitbull'u, kangalı, rottweiler'ı yok.
Sen bir köpeği nasıl yetiştirirsen bu ömrü boyunca öyle gider. Yani bu tamamen sana kalmış. Şimdi sen bu köpeği mesela her ayı alsam ben karanlığa kapatsam, çiğ etle beslesem veya diğer köpeklere saldırsam, insanlar üstüne denesem bu köpek saldırgan olur. Şimdi bunu yapanlar neden yapıyor biliyor musun? Örnek Ahmet'ten örnek vereyim. Ahmet'e Mehmet diyor ki ulan diyor senin köpek çok sümsük hiç saldırmıyor bu köpek adam olmaz. Sonra Ahmet'in de bu zoruna gidiyor ulan benim köpek niye saldırmıyor? Diğer arkadaş diyor karanlığa kapat saldırır öyle böyle sen de ister istemez psikolojik bir şey oluşuyor değil mi? Benim köpeğim niye saldırmıyor diyorsun. Ha, dediler. Aynen. Çünkü insanlar da bunu yapmasındaki en büyük sebep bu. Şimdi bu köpeği saldırgan yaptığı zaman görüyorsunuz haberlerde kaç gündür yok onu ısırdı yok bunu parçaladı yok şuna şöyle oldu. Ama işte devletin yaptırımı yanlış bir konuda. Köpeğe ceza vermek yerine o köpeği o hale getiren sahibine ceza kesmesi lazım. Çünkü bak her an saldırıyor mu? Gitse isterseniz üstüne atlayın kimseye saldırmaz burada. Ama abi sana yaklaşınca saldırıyor. Ben yaklaşınca da saldırmaz öyle bir şey yok. Yok o, sana yaklaşıyor. Ha, o eğitim ama bak bunlarda koruma eğitimi var. Tyson'da Marla'da bodyguard eğitimi bunlar. Şimdi ben bu eğitimleri birebir veriyorum. Ama ben güzel yetiştirdiğim için durdu gere kimseye saldırmıyor. Bunu da unutma. Her zaman diyoruz kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır kardeşim. Aynen. Köpeğinizi güzel yetiştirin. Pitbull'muş, sokak köpeğiymiş, oymuş, muymuş. Milletin ağzına laf etmeyin. Ona göre köpeğinizi yetiştirmeyin yani. Tamamen senin hoşuna gidiyor mu? Önemli olan bu olsun. Tamamdır kardeşim. İşte arkadaşlar bak. Şimdi bu kardeşimiz yaşı küçük. Kaç yaşındasın kardeşim? 12 abi. 12 yaşında bir çocuk. Hani insanlar şunu diyecek. Çoluk çocuk da olmaz bir şey ama... Abi biz şu anda biraz daha büyümüş nesiliz. Şimdi bizden sonra bunlar gelecekler. Ve bu çocukların da bu yaşta hayvan sevgisi aşılanması lazım ki gelecekte onlar da birer hayvansever olsunlar. Birçok insana senin gibi çocuklara büyüdüğün zaman onlara örnek olabilirsin. Anladın mı kardeşim? Yanlış o yüzden. Bilinçlendirme yapıyorlar çocukları. Çocuklar da buna göre işte bize gelip bu tarz soruları soruyorlar. Köpeği nasıl yetiştirirsen köpek öyledir. Yani sahibinde her şey biter. Çocuklar unutmayın bunu yani. Aynen öyle arkadaşlar. Nesi önemli? Evet kardeşim seni de dinliyorum. Abi şimdi sen Tyson hani barınaktan orada bırakmış gibi yaptın ya. Evet. Tyson'dan sonra ne yaptı yani eve gittikten sonra? Sen diyorsun ki Tyson orada psikolojisi bozuldu mu evde ne yaptı size? Arkadaşlar şimdi şunu anlatayım bakın. O bir video ve bizim oradaki asıl amacımız sosyal deney yapmak. Ve burada değinmek istediğimiz konu her gün yüzlerce binlerce köpek sokaklara terk ediliyor. Barınaklara terk ediliyor ve burada şuna değinmek istedim. Bu köpekler siz onları bıraktığınız zaman ne yapıyorlar? Anladınız mı? Yani bunu öğrenin istedim. Şimdi bazı insanlar oradan çıkıp bana dedi ki yok köpeğin psikolojisini bozdun, öyle yaptın, böyle yaptın, şöyle yaptın. Abi köpeğin orada kaldığı süre 10 dakika. Ben orada günlerce bırakmadım. Yani 10 dakika içinde Tyson oradan zaten benim sesimi duyuyor. Ve aslında Tyson orada etkilenmedi. Tyson duygusal bir köpek. O sadece orada biraz inledi. Sadece ben dışarıdayım da onu oraya bıraktım sandı ama psikolojik olarak Tyson'da bir şey değişmedi. Yani eve götürdük. Hatta ertesi gün saha videosu çektik. Daha yayınlamadım. Saha videosunu izle. Tyson moral olarak düşmüş mü, yükselmiş mi görürsün kardeşim. Onu da yakın zamanda yayınlayacağım arkadaşlar. Evet kardeşim dinliyorum. Abi Umut'a ne oldu? İkincisi bir de Tyson ve Marla senin kaç yıldan beri evlatların? Kardeşim ilk başta Umut'a cevap vereyim. Arkadaşlar Umut'u sahiplendirdik. Sonuç olarak ben insanlık vazifemi yerine getirdim. Ölecek durumda olan bir köpeği. Felç durumdaydı. Ben almasam ölecekti. Kurtardım, bakımını yaptırdım, iyileştirdim. Ondan sonra benim diğer köpeklerime zaten videolarda izleyin. Çok hani güçlendi ve hırslandı o köpek. Dişi erkek fark etmeden diğer köpeklere saldırmaya başladı. Ve eski oturduğum bahçem küçük olduğu için Umut'u oraya sığdıramadım. Bu yüzden de güzel bir aileye sahiplendirmesini yaptım. Şu anda daha mutlu, daha huzurlu ve tek bakılıyor. Anladınız mı? O yüzden daha rahat oldu böylesi. Böyle sonucun daha hayırlı. Şimdi ikinci soruna geçeyim. Tyson bende yaklaşık 4 senedir var abi değil mi? 4 yıldır. Tyson. Bir de Marla'da 3,5 sene falan oluyor. Tam olarak ben de bilmiyorum hani küsuratını. Onların hayat hikayesini de dinlediniz mi bilmiyorum. Öyle bir video var. Tyson'ın hayat hikayesi yok. Ama Marla'yı da ölümden kurtardı zamanda. O zaman ben YouTube'la uğraşmıyordum. Marla'yı Sera'nın birinde kafesin içine kapamışlardı. Ve şöyle diyeyim abi. Bak bir kutu düşünün. O kutunun gelecek yeri yok. Tellerle kapalı ama kapısı falan yok. Oraya Marla'yı kurtardığımız zaman telleri kopardık. Yavruları olmuş ne suyu vardı ne yemeği. Kupuruydu böyle bir deri bir kemik. O zaman onu kıyamadım kurtardım. O benim üçüncü köpeğim falan da Elizabeth'le Tyson vardı o dönem. Tyson, Marla üçüncü köpeğimizdi. Aynen öyle. Şimdi sen kim başka sormak istiyor? Sen gel bakalım sen öne gel. Soru soran yanıma gelsin bir de soruyu sorarken tamam mı? Abi sen... şimdi sizin evet. Bir köpeğiniz vardı çöplükten bulduğunuz yavru. İşte o nerede? Selena'yı mı soruyorsun? Evet. Kardeşim Selena'yı sahiplendirdik. Sahiplendirmemizin sebebi o dönemde diğer yavrularımız da vardı ya. Bizim kimi hangisiydi? Hadesler vardı. Hadesler Selena'yı sürekli tartaklıyordu. Yani köpeği vuruyorlardı, dövüyorlardı diye. İşte kendi aralarında oynuyorlar ya. Selena'nın çok canını yakıyorlardı. O yüzden de Selena'yı da eski bahçem küçük. Bak şu anki bahçem olsa bırakmazdım. Şu an iki dönüm yerim var. O zaman sahiplendirmek zorunda kaldık. Şu anda o da bir ailede. Şu anda mutlu, hiçbir sıkıntısı yok. Aynen. Başka sormak isteyen evet, var mı? Başka çocuklar. Yes. Evet kardeşim dinliyorum. Kamera burada. Heh. Abi ilk köpeğin hangisiydi abi? İlk köpeğim. Evet abi. Valla benim ilk köpeğim Tony'ydi. O zamanlar belki 6-7 yaşında falandım. 7. 7 yaşında mıydım? 7.
Onu da sokaktan bulmuştum ama onu ondan sonra bayağı besledim. Çok sevdiğim bir köpeğimdi. Eve falan sokuyordum. Ondan sonra komşular ayakkabı çalıyor diye köpeğimi öldürmüştü o dönem. Yani o zamandan bende bir hırs var. Hayvanlar için hep bir şey yapacağım, hayvanlar için hayatımı atacağım diye bir hırs oldu bende. O zamandan beri hayvanlar için uğraşıyorum. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama tabii Tony'yi unutamıyorum. Çok güzel sarı bir köpekti. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu kadar soru cevap yeter. Çok önemli sormak istediğiniz varsa söyleyin cevaplayayım. Abi adam şu soru. Abi Tyson neden getirdin? Abi. Şunu da alacağım cevap verdim. Şimdi bak ben tahminim daha fazla erkek köpek gelir dedim ve Tyson'la anlaşamazlar. Tyson baskın bir köpek olduğu için burada kavga etsinler istemedim. Birbirini havlamasınlar, anladın mı? Aynen. Çünkü Tyson erkek köpekle karşı karşıya sıkıntı oluyor. Ha. Hem millete rahatsızlık vermeyelim hem size rahatsız olmayın, o yüzden getiremedim. Ama ileride daha düzgün bir organizasyon yaptığımız zaman, düzenli yer olduğu zaman Tyson'ı ve Marla'yı getireceğim. Tyson yerine Hades'i getirsen olmaz mıydı oğlunu, mezarcını? Hades'i arabaya sığmaz kardeşim. Büyük Hades. Biz sedan arabayla geldik. Hades böyle şu an. Arabaya sığmaz. Bu ufak diye getirdim. Anladın mı? O yüzden. Hades hepsinden büyüdü. Siz şimdi canlı olarak görmediğiniz için Hades bildiğin limuzin gibi böyle. Aynen Hades çok arabaya büyük. Sığa... Yani, o şey Kane Corso ne Prese Canaria var ya onun kadar. Arabaya sığmaz o yüzden. Abi. Gelin beyler öldüm burada. Bir açılalım. Bir gelin şöyle geçelim. Yana geç. Gençler önümü azıcık açar mısınız? Bir de kameraman önünü açın ama sağlı sollu gelin. Aşık abi. Samet geç abinin yanına. Bir şunu tutan bari. Gel abi. Hay Allah ya. Çekersin beni. Gel. Şu çocuğu arkadaş gelsin kardeşim. Kardeşim şuradan bir kameranın önünden açılırsa. Sen gel kardeşim. Polis geldi. Tayfun abi polis geldi. Tayfun abi polis. Tayfun polis. Polis geldi kanka. Şörün olmaz abi. Polis geldi. Ya Samet senin şarkı. Geç açalım şöyle açalım. Yok sıkıntı yok ulan şeye buluşmaya geldik de. Gideceğiz aslında. Ha biliyorum. O beni değil ama diğer köpekler vardı. Bu saldırmadı istediğiniz kadar. Tamam o fark etmez onun saldırmaya gelmez. Ali mi çıkart lan? Meydanda olacaktı buna müsait diye geldi. Bu köpekleri alır çekti. Hani insanları rahatsız verir diye buraya geldi. Ya tamam da yine de şurada oturanlar var ne bileyim adam daha farklı çıkartıyor. Şu fotoğraf çekimi bitsin biz gidelim hemen. Tamam yok sıkıntı yok. Köpeklere sıkıntı yok. Tamam 5 dakika müsaade edin abi 5 dakika. Köpekle gideceğiz yani. Çocuklar şimdi buraya kadar gelmiş ayıbı olsun. Tamam biz de yalamadan geldik onlar için buraya yani. Tamam beyefendi. 5 dakikada gidelim tamam mı? Çocuklar bir işin. Gidersiniz duyarlı olun. Bir daha ihbar gelmesin tamam. Eyvallah kardeşim. Tamam iyi günler sağ olun. Hayırlı olsun. Çocuklar hemen bir çektiniz. Abi yarım saat. Abi yarım saat bekleyin. Abi diyor. Allah Allah. Kamera. Kameraman.